Her şey bir hayalle başladı. Türk sanayisine büyük katkılar sağlayan birçok ilkin öncüsü Selçuk Yaşar, bilimin ışığında yarınlara umutla bakacak bir üniversiteyi hayata geçirmenin artık zamanının geldiğini düşündü ve tarihler 29 Mart 2001'i gösterdiğinde Yaşar Üniversitesi kuruldu. Yaşar Üniversitesi bilindiği gibi 5 yıllık yoğun bir hazırlık döneminin ürünüdür. Bu üniversiteyi kurmak büyük bir hayalimizdi. Bu hayali bugün gerçekleştirilmiş olmaktan dolayı huzur duyuyorum. 2002 yılında ise 52 öğrenci ve 20 öğretim elemanıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nun yer aldığı Alsancak Kampüsü'nde eğitim-öğretime başlandı. 2005 yılına gelindiğinde Yaşar Üniversitesi için önemli bir ilk yaşanıyordu. Sonraki yıllarda binlerle ifade edilecek mezunların öncüleri, coşkuyla kutlanan ilk mezuniyet töreninde yerini almıştı. Yaşar Üniversitesi akademik ve fiziksel olarak büyüyor ve gelişiyordu. Akademik, kültürel ve sportif anlamda birçok ihtiyacı daha iyi karşılayacak bir kampüse 3 yıl süreyle yerleşilecekti ve Bornova yeni adresti. Kampüsün adı ise Yaşar Üniversitesi Dio Kampüsü'ydü. Yeni bilim yuvasında sanata da büyük ölçüde önem veriliyordu. Sanata olan ilgisi gençlik yıllarına dayanan Selçuk Yaşar'ın fikriyle kurulan Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası'nın konserleriyle İzmir'deki sanatseverlerin buluşması hedefleniyordu. Öyle de olacaktı ve kurulduğu günden bugüne yüzlerce konsere imza atıp birçok müzisyenin gelişimine ortak olup İzmir'in sanatla olan bağını güçlendirecekti. Kaliteli ulaşım imkanlarına, yüksek teknoloji donanımlarına, dumansız hava sahasına ve engelsiz alanlara sahip olan modern kampüs, 2008-2009 akademik yılının açılış töreninde kapılarını bilimin, birliğin ve başarının en iyi örneklerine ev sahipliği yapacağı günleri açıyordu. Yeni kampüsün adı Selçuk Yaşar Kampüsü'ydü. 2009 yılı mezuniyet töreninde öğrenimine Yaşar Üniversitesi'nde devam edecek öğrencileri sevindiren, heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı ve bu gelişmeyi Yaşar Üniversitesi kurucusu Selçuk Yaşar müjdelemişti. Daha görevimiz bitmedi, yurt yapacağız, yurdumuz lazım. Onu da bu sene yapacağız inşallah. Yaşar Üniversitesi artık bir yurda kavuşuyordu. Kampüse 500 metrelik bir mesafede bulunan yere yapılacak yurdun temeli, Eylül 2009'da atılmış ve üzerinden bir yıl bile geçmeden 8'er katlı iki bloktan oluşan yurt açılmıştı. Kurulduğu ilk günden beri zorlu yollardan, zorlu yıllardan geçen Yaşar Üniversitesi, 2011 yılında 10 yaşına geldiğinde ayakları üzerinde güçlü bir şekilde duruyor ve fark yaratıyordu. Yaşar Üniversitesi önce Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye'de 14 üniversiteye verilen diploma eki etiketi ödülüne, ardından Türkiye'de dil eğitimi alanında uluslararası yeterliliği kabul edilen ilk üniversite olarak CEA akreditasyonuna sahip olmuştu. 22 ülkeden 74 işbirliği anlaşmasıyla da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus Başarı Öyküsü ödülüne layık görülmüştü. 327 öğretim elemanı ve 5500 öğrencisiyle 2012 yılına merhaba diyen Yaşar Üniversitesi, sanattaki iddiasını ortaya koyuyordu. Ben Sen O adlı filmin Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel dalında Altın Heykelci'yi kazanması, kısa film ve belgesel dallarında sonraki yıllarda da Çırak, Çember, 9-8, Rüyamda Ölü Gördüm, Kazım ve daha birçok kısa film ve belgeselin hatırı sayılır ödüllere uzanmasının sadece başlangıcıydı. Kampüsler, üniversitelerin bilim iddiasını ve ruhunu yansıtırlar. Bu ruhun fazlasıyla hissedildiği kampüsün ek binası coşkuyla açıldı. Birçok anıyı ilk göz ağrısı Alsancak Kampüsü'nde bırakmanın burukluğuyla, tüm öğrencilerin ve bölümlerin Selçuk Yaşar Kampüsü'nde buluşmasının verdiği mutluluk vardı törene katılanların yüzünde. Yıllar içinde gelen sportif başarılar, Yaşar Üniversitesi tarihine damgasını vuracaktı. Kadın voleybol,
erkek basketbol takımlarının ve Amerikan futbol takımının Türkiye şampiyonlukları, atletizm ve satrançta Türkiye şampiyonlukları, triatlonda Balkan şampiyonluğu, rüzgar sörfünde dünya şampiyonluğu. Pırlanta gibi sporcular her sene çıtayı öylesine yüksek bir yere koydular ki, onu geçmek belki zor olacaktı ama biz izleyenleri kazanmaya fazlasıyla alıştırdıkları bir gerçekti. Her alanda olduğu gibi, kalite yönetimi ve standardizasyon süreçleriyle de örnek olan Yaşar Üniversitesi, neredeyse her yıl çeşitli belgeler ve akreditasyonlar alarak bunu ispatlıyordu. Tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirmenin sözünü vererek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk üniversite, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi belgesini almaya hak kazanan Ege bölgesindeki ilk üniversite oldu. Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından verilen ve engelli bireylerin kampüs sınırları içerisinde eğitime etkin ve eşit katılımı sağlamak amacıyla verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde ise Yaşar Üniversitesi, Mekanda Erişimle Turuncu Bayrak Ödülünü, Eğitimde Erişimle Yeşil Bayrak Ödülünü almayı başardı. Ayrıca Mühendislik Fakültesinin bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK tarafından, İletişim Fakültesinin bölümleri ise İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu İLEDAK tarafından akredite edildi. 2016 yılının Mart ayında Yaşar Üniversitesi hem kuruluşunun 15. yılını kutluyor hem de 2000 öğrenciye yeni imkanlar sağlayan 10.000 metrekarelik ek kampüs alanının temelini atıyordu. Böylece yeni kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'yla aile daha da büyüyordu. Türkiye'nin yakın gelecekteki insan gücü ihtiyacını ve iş gücü piyasasının taleplerini göz önüne alarak yönetim bilişim sistemleri, gastronomi ve mutfak sanatları programı, mimari restorasyon ve yeni medya ve gazetecilik bölümleri açıldığında Yaşar Üniversitesi, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversitesi arasında yer almayı başarıyordu. Yaşar Üniversitesi her yıl bu listede yer alıyor ve başarısı istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin 2018 yılı verilerine göre oluşturulan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Yaşar Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı alanında toplam 14 olan bayrak, ödül ve nişan sayısıyla topluma hizmet alanında tüm üniversiteler arasında birinci olurken, yürütülen 257 projeyle sosyal sorumluluk projesi alanında ikinci oldu. Böylece topluma faydalı olma yolunda ne kadar doğru adımların atıldığı görülmüş oldu. 2019 yılında toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak amacıyla Selçuk Yaşar Ödülü hayata geçirildi. Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli ve anlamlı törende genç girişimcilere ilham veren çalışmaların sahibi bilim insanı Profesör Doktor Aytül Erçil ve sosyal inovasyon konusunda çalışmalarıyla öne çıkan Tema Vakfı'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'e ödülleri takdim edildi. Sonraki yıldaysa özellikle temiz enerji konusundaki araştırmalarıyla öne çıkan plastik organik güneş pilleri konusundaki çalışmasıyla dünyadaki ilk patent ve yayına sahip olan Ordinarius Profesör Doktor Niyazi Serdar Sarıçiftçi ödülün sahibi olacaktı. Her geçen yıl daha da gelişen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 6 yılda 20 farklı ülkeden ulusal ve uluslararası birçok konuğun yanı sıra Avrupa'nın önemli sinema okullarına ev sahipliği yaptı. Festivale ilk yılından itibaren 9.000'in üzerinde başvuru yapıldı, 40 ülkeden 48 film yarıştı ve yüzlerce kısa film izleyiciyle buluştu. Çağın gerekliliklerine her zaman ustalıkla ayak uyduran ve sosyal medyayı etkin biçimde kullanmasıyla dikkat çeken Yaşar Üniversitesi, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2019'da vakıf üniversiteleri arasında sosyal medyayı en iyi kullanan üniversite olarak altın ödülü kazandığında duyduğumuz gurur da tarifsizdi. Eğitimde de dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek
yıllar öncesinden bu yönde adımlar atan Yaşar Üniversitesi, çağın hastalığı olarak adlandırılan COVID-19 pandemisi sebebiyle eğitim-öğretime uzaktan eğitim sistemiyle devam ederek süreci başarıyla yürüttü. Uzaktan eğitimdeki bu başarı, Türkiye'de uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten vakıf üniversiteleri arasında yer alınmasıyla kanıtlandı. 20 yılda yüzlerce başarı, binlerce mezun. 2001 yılında Alsancak'ta başlayan yolculuğa, bugün Bornova'da, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde 8000 kişilik büyük bir aile eşlik ediyor. Kendini her zaman yenileyen ve geliştiren anlayışıyla en seçkin üniversiteler arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, geleceğin aydınlık yolunda emin adımlarla yürümeye nice 20 yıllarda da devam edecek. Bilim, birlik, başarı ilkesiyle.